Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda ise kutu açılımını daha çok büyüttük ve bu sefer de Alexander McQueen'in ayakkabılarından bir tanesini inceleyeceğiz. Bu seferki biraz daha high top olan bir ayakkabı. Evet, dilerseniz incelemeye geçelim. Evet, öncelikle arkadaşlar kargolar gitgide büyüyor, fark ettiğiniz gibi. Ben bunu Beymen'den aldım. Beymen'de indirim vardı. Şu anda bunu çektiğim tarihte zaten diğer ayakkabı açılımlarını da editlemedim. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ayrıca 10'ar dakikalık videolar çekmiyorum artık. Bunu öski videomda söylemiş miyimdir bilmiyorum. Artık 4-5 dakikalık videolar çekeceğim. Çünkü siz de sıkılıyorsunuz, ben de sıkılıyorum. Yani bir ayakkabı alt üstü, yani anlatacak bir şey kalmıyor. Bu yüzden de video yani sıkıcılaşıyor. Evet, hemen girmek istiyorum arkadaşlar. Ben neden bu ayakkabıyı aldım? İlk öncelikle uzun süredir düşünüyordum zaten almayı. İndirime de girince almak istedim. Peki neden bu böyle bir modelde karar kıldım? Çünkü normal McQueen'ler herkesin giydiği ayakkabılar oluyor. Fakat ben herkesin giymediği ayakkabıları seçmeyi tercih ediyorum. Zaten göreceksiniz birazdan ayakkabıyı. Şöyle gördüğünüz gibi Beymen yazıyor. Açalım arkadaşlar Beymen poşetini. Bu arada şöyle bir poşetle geliyor. Beymen Express de geldi kargo. Cuma akşamı söktüm, pazartesi sabah elimde oldu. Şu an pazartesi. Gördüğünüz gibi bu poşetin üstünde şöyle tutabileceğiniz bir yer var. Tabii ben bunu bilmiyordum, o yüzden kestim direkt arkadaşlar. Sonra böyle bir Beymen kutusu geliyor. Bu arada bunun yanları niye böyle diye sormayın. Ben açtım kutuyu fark etmek için. Ne güzel gelmiş mi, kötü gelmiş mi diye. Sonra bir Beymen kutusu geliyor. Beymen kutusunu hemen açalım arkadaşlar. Şöyle açıyoruz. Böyle yukarı kaydırınca açılıyor. Double box gönderiyorlar arkadaşlar. Sneaker'ları mesela Dust'tan falan aldığınızda geldiği gibi Nike'tan. Sonra böyle bir Alexander McQueen'in kendi ayakkabısı karşılıyor. Bunu atalım. Hayatımda yaptığım en büyük bir kutu açılımlarından. Şöyle gördüğünüz gibi Alexander McQueen diyor. Kamerayı da çok yükseğe yerleştirmişim. Havaya kaldırmak zorunda kalıyorum, kusura bakmayın. Alexander McQueen diyor. Ayrıca sırada burada burayı göstersem bir sıkıntı olur mu bilmiyorum. Burada bir kod var. Ve burada da aslında barkoduyla geliyor, kutunun altına tutturulmuş ve yapıştırılmış bir şekilde barkodu falan mevcut. Sonra açıyoruz. Evet, açalım. Açtıktan sonra arkadaşlar bunu tabii kenara koyabiliriz. Bunu atmaya gerek yok. Burada bir değişim formu var büyük ihtimal. Aynen, bu bir değişim formu. Ben arkadaşlar böyle bir tişü paper bizi karşılıyor. Kendi Alexander McQueen'in tişü paper'ı. Böyle. İlk öncelikle yukarıdan aşağıya, sonra buradan sağdakine, geri yukarı, sağdakine ve ayakkabıyı görebilirsiniz arkadaşlar. Bildiğimiz McQueen'lerin dışına çıkıyor biraz. Şöyle çıkartayım. Ayakkabı bu. Şimdi bayağı aslında topuklu bir ayakkabı gibi. Bot gibi. Ve ben zaten bu yüzden sevdim. Kış mevsimindeyiz. Ve zaten yazlık olarak da giyilebiliyor bu McQueen. Altı böyle. Alexander McQueen yazıyor. Bir designer ayakkabısı. Aslında o yüzden öyle pahalı. Ve ben bu işi artık daha büyütüp Louis Vuitton'a falan geçmek düşünüyorum. Tabii onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Öncelikle. Abone olup kanala like de atabilirsiniz. Kanala abone olup videoya like de atabilirsiniz arkadaşlar. Bu McQueen'lerin arkadaşlar bağcıkları böyle. Bağcıklarını şimdi burada alışa gelmişim, yani dışında bir şey görüyorsunuz. Bu bağcıklar çift taraftan bağlanmıyor. Bir taraftan bağlanıyor, diğer bağcık da içeride duruyor. Yani bağcık aslında bağlanmıyor. Ayağını sıkacak kadar olsun. Yeter. Gördüğünüz gibi ben bunu zaten bir daha bağlarım. Bu niye böyle olmuş farkında da değilim. Arka tarafında böyle bir tutacaklık yer var. Ve Alexander McQueen yazıyor böyle yine içinde. Arkadaşlar sizde bunun ayakkabısı varsa veya orijinal olup olmadığını da belirlemek istiyorsanız zaten bu videoyu izleyerek anlayabilirsiniz. Şurada her zaman olmuyor fakat yine bir kaç numara olduğunu söyleyen var. Bir sticker var. Ben 44 numara aldım. Niye 44 numara aldım? Çünkü bu oversize bir sticker. Ve siz de alacaksınız arkadaşlar kendi numaranızı değil, kendi numaranızdan bir numara küçüğü alırsanız daha güzel olur. Ayağınıza tam oturur. Burada Alexander McQueen yazıyor. Burada bir tane tissue paper. Normalde bu high toplarda iki tane tissue paper oluyor.
Küçüklerde bir tane oluyor. Eye tissue paper diyorum. Insole paper'ı. Burada ikinciyi de görüyorsunuz. Sonra şöyle içini göstereyim arkadaşlar. İçinde de yine bir bağcığımız var. Bakalım şeyi çıkartabiliyor muyum? Yok, çıkartamıyorum şu an. Normalde çıkartabilsem daha iyi olur sizin için ama. Ne yazdığını söyleyeyim. Made in Italy diyor. Ve Alexander McQueen yazıyor burada olduğu yerde. Şöyle göstereyim, daha iyi görebilirsiniz belki. Görememiş de olabilirsiniz, özür diliyorum. Burada hemen zaten çakmalarda da olan her türlü, yani bunu ıskalamıyorlar artık. Böyle böyle 4 tane delik, 5 tane delik var. 6. Böyle zaten göstermiştim. Ve arkadaşlar en önemli şeylerden biri designer ayakkabılarda her zaman seri numaralarıdır neredeyse. Arkadaşlar seri numarası 2021 modelde, yani 2021 sonbahar kuşu olması lazım bunun. Böyle yazıyor. Ne yazdığını söyleyeyim. 66-78-06-44-J yazıyor. Böyle şekilde geliyor. Şimdi bunu içeri koyalım. İçine koyalım ve diğer sneaker'a bakalım. Çok bir şey fark etmez zaten. Sadece öylesine göstereyim size. Ayrıca bu arada arkadaşlar kutudan bir tane de siyah lace çıktı. Yani siyah bağcık çıktı. Siyah bağcığın yakışacağını düşünmüyorum. Siyah bağcık kullanmayacağım. Fakat kalsın. Orijinal olmayanlar da çıkmıyor yine dediğim gibi. Diğer pair de böyle. Görebileceğiniz üzere. Yani pek bir fark. Zaten nasıl bir farkı olmasını gerek. Yani fantasy pair'i incelemediğim için. İki pair de. Bu yüzden aynı. Normal. Daha çok arkadaşlar böyle sıkı yakay eşofmanlarla veya kotlarla kombinleyebileceğiniz bir ürün kendisi. Böyle güzel. Bunun da bağcıkları böyle. Dediğim gibi yine Alexander McQueen yazıyor arkasında. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu video böyleydi. Artık kısa tutuyorum kutu açılmadan. Yoksa ben de yoruldum. Siz de sıkılıyorsunuz zaten. Lütfen abone olun. Lütfen beni desteklemeyi unutmayın. Aşağıda hangi ürünlerin video açılımını yapayım. Daha kutu açılımını yapayım. Onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.